Selamlar, bugün sizinle Amazon arbitraj iş modelini konuşacağız. Bu iş modeli nedir? Nasıl yapılır? Biz nasıl yapıyoruz ve nasıl öğretiyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir de benden dinleyin istiyorum. Aslında arbitraj dediğimiz iş modeli arkadaşlar, genel olarak baktığımızda al-sat dediğimiz geleneksel ticaret modelinin dijitalleşmiş hali diyebiliriz. Yani ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Yazılımlar aracılığıyla ürünler buluyoruz. Bu ürünler bizim kriterlerimize uygun mu diye bakıyoruz ve bizim kriterlerimiz uygun ise satın alıp ara depomuza gönderiyoruz, anlaşmalı depomuza. Ara depoda Amazon'a gönderilmek üzere hazırlanıyor ve Amazon'a gönderiyoruz. Akabinde Amazon depolarına girdiği andan itibaren bu ürünlerin buy box'ını alıp satışını yapıp para kazanıyoruz. Genel mantığı bu aslında. Yani stoklu bir şekilde ticaret yapıyoruz. Amazon politikalarına uygun bir ticaret yapıyoruz. İşin en güzel tarafı suspend riskimiz yok. Amazon politikalarına uyduğumuz için. Akabinde buy box alabildiğimiz ürünleri zaten satabiliyoruz. Yani biz burada bir ürünü satın almadan önce bu ürün ayda kaç tane satıyor, bu ürün satıyor mu, biz rekabet edebilir miyiz, buy box'ını alabilir miyiz gibi birçok filtreden geçirip artık o ürünü kesin satabileceğimize ve para kazanabileceğimize net karar verdikten ve analiz sonuçlarında okeyledikten sonra o ürünü satın alıp Amazon'a gönderiyoruz. Bu nedenle arbitrajın en sevdiğim yönü bugün ürünü satın alırken ne kadar süre sonra ne kadar kazanacağımızı biliyoruz. Örnek veriyorum. Şöyle bir örnek, iki tane örnek vermek istiyorum size. Bir bakkal düşünün. Bir bakkala ya da bir markete gittiğinizde taze ekmekle karşılaşırsınız hep. Böyle 2-3 günlük ekmekle karşılaşmazsınız. Sebep nedir? O bakkal ya da market günde kaç tane ekmek satacağını bilir. O yüzden gidip fırından ona göre sipariş verir. Bizim de mantığımız bu arkadaşlar. Aylık bir yatırımın döngüsünü mü istiyoruz? O zaman ayda kaç tane satacağını, yani satın alıp satacağımız ürünün ayda kaç tane satacağını bilerek işe giriyoruz. Mesela bir ürün var. Total'de ayda 300 tane satıyor. Total'de de 2 tane satıcısı var. Ve bu satıcılar 150-150 bölüşüyor. Biz burada bakıyoruz, analiz ediyoruz. Biz bu üründen 100 tane satabilir miyiz? Eğer biz analizlerimiz sonucunda bu üründen 100 tane satabiliyorsak ve aynı zamanda bu ürünün buy box'ını alabiliyorsak, rekabet edebiliyorsak üründe, biz bu üründen satın alıp onu ara depoya gönderiyoruz. Ancak şu şekilde. Ara depodan sonra da Amazon'a gidiyor. Ancak biz mesela burada ne yapıyoruz? En büyük fark ne? Ayda 100 tane satabiliyoruz diyor. Biz daha da işi garantiye atıyoruz. Çünkü bir ay içerisinde 100 tane satmak hemen para döngüsü olsun ve yatırdığımız yatırımın gerisini alalım diye. Biz burada 100 değil 70 tane satın alıyoruz. Ve ara depomuza gönderiyoruz. Anlaşmalı ara depomuza gönderiyoruz. Akabinde ara depodan sonra orada ürünlerin kontrol ediliyor, barkodlanıyor, paketleniyor, barkodlar yapıştırılıyor, kolileniyor, tekrar barkodlar yapıştırılıp kolilere de Amazon depolarına gidiyor arkadaşlar. Ve akabinde biz ürünü zaten öncesinde listelemiş oluyoruz. Ürün depoya, Amazon depolarına ulaştığı zaman otomatik olarak listemiz açılıyor. Buy Box'a girip o ürünü satıp en baştan izlediğimiz süre içerisinde ürünü satıp paramızı kazanıyoruz. Tekrar dilersek, eğer bizim için kolay rekabet ettiğimiz bir ürünse tekrardan stok gönderebiliriz ve alacağımızları tekrardan bulduğumuz takdirde. Şimdi peki arbitraj iş modeli, evet okey güzel, suspend risk yok, ürünü yani burada yatırım yaparken bir ürün alırken ne kadar kazanacağımızı da biliyoruz, ne kadar kâr edeceğimizi de biliyoruz. Bir ay sonra ne kadar kazanacağımızı bilmek aslında gayet güzel değil mi arkadaşlar? Baktığınızda ticaret yapıyorsunuz ama tıpkı bir maaş gibi de ve dolar cinsinden para kazanıyorsunuz. Buraya kadar her şey harika, peki ben bunu nasıl yapacağım diyebilirsiniz. Arkadaşlar biz Ekvo olarak şöyle bir destek sağlıyoruz. Bu süreç içerisinde her zaman yaptığımız gibi uygulamalı birebir eğitimler ve danışmanlıklarla ilerliyoruz. Bu ne demek? Sizin Amazon mağazanızın açılışından tutun. A'dan Z'ye oradaki ürünlerin bulunması, seçilmesi, analiz edilmesi, ara depoya gönderilmesi, ara depoda hazırlanılması, ara depodan çıkışından Amazon'a gitmesi, ürünün satışı vesaire her aşamada bizimle beraber yapıyorsunuz. İlk ürünlerinizi bizimle beraber gönderiyorsunuz. Zaten ürünler Amazon'a gittikten sonra herhangi bir problemimiz yok bizim. Neden yok? Çünkü ürün satıldığında Amazon gönderiyor, iade olduğunda Amazon ilgileniyor, müşteri iletişim tamamen Amazon'da. Yani geri kalan bütün operasyon Amazon'da. En başta da ürünü zaten bizimle seçip gönderiyorsunuz. Bir kursiyerimiz mesela şey demişti arbitraj için. Hocam dedim, okey ben ilk ürünleri sizde gönderiyorsam günün sonunda ben acemi bir satıcıyım ama siz işin uzmanlarısınız. Ben işin uzmanıyla göndereceksem o halde benim riskim düşüyor otomatikman, doğru mu dedi. Evet dedim, doğru. Çünkü günün sonunda bu işi yapan hala para kazanan eğitmenler, uzmanlar tarafından zaten senin ürünlerin gönderilecek ve beraber yapacaksın, seçeceksin. O zaman dedi, ben ilk baştaki yatırımımı işte 10 bin dolar üzerinde yapmak istiyorum. Ve
ne kadar burada bir kar marjıyla ürün yakalarım. Ve dedik ki hani %10 kar marjıyla da ürün bulursun, %30'dan bulursun, %20'de bulursun, değişir ama totalde %15, %20 arasında bir kar elde edeceksin. Ve kendisi burada 10 bin küsur dolarda, 10 bin dolar üzerinden söyleyeyim. 10 bin dolarlık ilk ürün alımını bizimle gerçekleştirdi. %20 kar marjıyla ortalama ürünler bulunmuştu. Ve ilk ayı, yani ortalama tam 30 gün değil de 30-40 gün sürdü. Lojistik sürecinin o sürede uzamasından kaynaklı. Ama 30-40 gün içerisinde bizimle beraber seçerek, analiz ederek gönderdiği ürünlerin, gönderdiği ürünlerden 2000 dolar gibi bir kar elde etmiş oldu. Gün sonunda ne oldu arkadaşlar? Bize yaptığı yatırımı, yani daha doğrusu bize derken kendisine yaptığı eğitim yatırımını, maliyetini karşıladı, üzerine bir de para kazandı. Bunu nasıl yaptı? Bizimle beraber yaptı. Şimdi baktığınız zaman bu uyanıklık mı, kurnazlık mı? Hayır arkadaşlar, bu tamamen akıllı bir şekilde adım atmak aslında. Peki bunun için ne kadar sermaye gerekiyor? Arkadaşlar bir ürün de alabilirsiniz, 1000 ürün de alabilirsiniz. Size şöyle bir örnek göstereceğim. %20 kar marjıyla ortalama ürün sattığınızı varsayalım. Eğer düzenli bir geliriniz varsa şöyle bir plan yapabilirsiniz. %20 kar marjıyla bir ürün sattığınızı varsayalım. 300 dolar bir sermayeye başladınız. Her ay 300 dolarlık sermayenizle ürün alıp kazandığınız parayı, karınızı sermayenize ekleyip tekrar ürün aldığınız takdirde 12 ayın sonunda ortalama 7000 küsur dolar bir sermayeniz oluşuyor. Yani 300 dolar 7800 küsur dolara vesaire çıkıyor. 8000 dolar diyelim. Düz hesaplayalım. Bu ne demek? 13. ayda sizin 1000 dolar üzerinde, 1200 dolar gibi rakamlarda kar edebileceğiniz anlamına geliyor. Yani hani illaki 5000, 10000 dolarla başlamak zorunda değilsiniz. Küçük miktarlarla başlar, kendinize, işinizden memnun değilsiniz, istifa mı edeceksiniz? Kendinize bir süreç belirlersiniz, 6 ay, 1 sene. O sermayeniz katlanıp büyüyüp en sonunda size güzel, hani sizi tatmin edecek bir kar getirene kadar o sermayenizle devam edersiniz. O sermayenizi katlarsınız. Arbitrajı hemen para kazanma değil de biraz para katlama, sermaye büyütme olarak kullanabilirsiniz ilk etapta. Yani kendinize bir çıkış planı oluşturabilirsiniz. Bunu bizim eğitmenlerimizle oluşturabilirsiniz. Beraber burada ilerleyebiliriz. Zaten ilk ürünleri bizimle gönderdiğiniz için, bizimle analiz ettiğiniz için, tüm süreci bizimle yaptığınız için herhangi bir riskiniz yok. Yani burada çok hani böyle absürt bir durum söz konusu olmadığı sürece risk oranınız çok düşük. Yani bizimle çünkü ilerliyorsunuz. Dediğim gibi tek başınıza değilsiniz. A'dan Z'ye sizi atanan eğitmeninizle beraber tüm süreci A'dan Z'ye bizimle gerçekleştiriyorsunuz. Yatırım gücünüz varsa en başta dilerseniz o ürünleri satın alabilirsiniz ve o yatırımı yapabilirsiniz bizimle beraber ve bunun karşılığında güzel bir para kazanabilirsiniz. Yatırım gücünüz yoksa ufaktan beraber başlayarak ilerleyebiliriz. Zaten birkaç ay boyunca beraberiz ve bütün sürecinize biz hakim oluyoruz. Yani dediğim gibi bizim yaptığımız standart bir eğitim değil. Biz birebir eğitim yapıyor ve aynı zamanda danışmanlık yapıyoruz. Bütün sürecinizi takip ediyor ve günün sonunda sizin hedefiniz neyse bizim de hedefimiz oluyor. Bir nevi mağazanızın bir çalışanı edasında aylar boyunca birlikte ilerliyoruz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar, direkt olarak açıklamada bulunan linklere tıklayıp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ya da bu videoya bir yorum yazabilirsiniz, iletişime geçebilir misiniz diye ekip arkadaşlarım sizlere yardımcı olacaktır. Eğer sizin de 2024 planlarınız arasında arbitraja başlamak varsa burada birlikte bir adım atabiliriz. Arbitraj tarafındaki işinizi birlikte kurabiliriz. Akabinde ilk ürünlerinizi birlikte gönderebiliriz. İlk siparişlerinizi birlikte kutlayabiliriz. Ve ilk kazançlarınızı burada birlikte heyecanlı bir şekilde kutlayabilir, hayırlı olsun diyebiliriz. Fikriniz ya da sorularınız vesaire varsa dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.